Selamlar herkese. Hançer ben. War Tales maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Geçen bölüm güzel bir questle veda ettik. Ve bu adamdan bir çiftliği satın alarak mülteci bir aileye verdik arkadaşlar. İlk defa bir kararımla gurur duydum diyebilirim. 10 numara questti. Ve birazcık inventory sıkıntısı yaşamaya başladık arkadaşlar. Bu bölüm onu buna bir çözüm getirmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi neredeyse fullenmiş durumda. Kuzeye doğru çıkarak bir adet at alacağız öncelikle. Ve onun ardından yeni bir karakter almaya da çalışacağım. Ve maceraya devam edeceğiz. Bir yandan da bir tane hançeri kaptan yaptık. Ve bir tane kurt evcilleştirdik ama anında öldü. Çok da hayatta kalamadı. Şimdi şuradan arkadaşlar kuzey doğuya doğru ilerleyeceğim. Ve bir adet at alacağım. Partimize katacağım. Besleyecek bir tane daha boğazımız olacak. Ama olsun bence. Fazlasıyla yararlı olacak. Partimize. Bakalım oraya bir geçiş var mı? Çok ormandan gitmek istemiyorum arkadaşlar. Yaratıklar vesaire saldırıyor ama başka bir opsiyonum yok gibi. Şöyle ormanın içerisinden kestirmeden çiftliğe gidelim. Ve burada quest de var arkadaşlar. At alırsan nalları benden bedava dedi. Esnaf abimiz. O yüzden bir tanesini alacağım. Bakalım çok bir farklılık var mı? Level 2 bu. Hepsi level 2. Taşıma kapasitelerine bakacağım arkadaşlar. Bu 54 taşıyor. 6 yemek mi yiyor? Oha. Peki. Güzelmiş. Maaşı yok. Bir de maaş versek şahane olurdu. Ve kooperatif. Gerek yok buna. 6 yemek yiyor. 54 gidiyor. 6 yemek yiyor. 51. 6 yemek yiyor. 51. 54'ü aldım o zaman. Constitution'ları, canları da fena değil. Taşıma kapasitesi 3 artıyor vesaire. Özelliklerine de bakıyorum arkadaşlar. Müthiş bir fark etmeyecek diye düşünüyorum. Ve o yüzden birincisiyle ilerleyeceğim arkadaşlar. En çok o taşıyor gibi duruyor. Diğer özellikleri de müthiş önemli değil açıkçası. Ve bunu nasıl satın alıyorum? Güzel soru. Şahane bir soru. Konuşalım kendisiyle. Dıgıdık dıgıdık. 180 paraya arkadaşlar. Atla da nasıl konuştuysam dıgıdık dıgıdık. Enteresan bir sohbet oldu. Umarım hakaret etmemişimdir kendisine. Aldım arkadaşlar. Ve bunlar senin olsun diyor. Yeni atında kullan diyor bunları. Teşekkürler. Kaç tane verdim? Ve taşıma kapasitemiz 171'e uçtu arkadaşlar. Atlalı bir tane verdi galiba. Ve bir tane ata takabiliyoruz. Yeni atımızın ismi. Level atlatabiliyoruz öncelikle. Constitution'a veremiyoruz. Üzdü. Taşıma kapasitesini arttıracaktı bu. Yürüme hızını arttırmamışsın. Bir anlamı yok. Ben kariyer planından arkadaşlar bir yıldızla şey veriyorum. Taşıma kapasitesi bir artacak. Ha, iki tane verebiliyorsunuz. Şahane. Yeni bir şey öğrendik arkadaşlar. İki tane tıklayabiliyorsunuz. Vay. Değer mi ki böyle bir şey yapmaya ata? Değmezmiş arkadaşlar. Bir tane verdim sadece. Taşıma kapasitesini arttırdım. Ha, bir saniye. İki level atladığı için. İki level atladığı için. Neyse. Salla gitsin. Ve atımızı aldık arkadaşlar. Atlanımızı da. Haydi yeni ata takalım. Söz verdiğimiz gibi. Ve bir tane ekipman takabiliyoruz. Bu biraz üzücü. Çünkü ben şu çantayı da takmak istiyordum. Atnalı takarsanız dünyadaki yürüme hızımızı %3 arttırıyor. Peki birden fazla ata takarsak %6 mı oluyor? Birbirine ekleniyor mu? Neyse şimdilik atnalı taktım arkadaşlar. Eğer taşıma kapasitemiz düşerse çantayı takacağım. Ve bu şekilde ilerleriz. Bu arada medalyon bulmuşuz bir tane geçen bölüm questlerden. Ne yapıyor? Willpower ekliyormuş. Okey. Ay'a takalım gitsin şimdilik. Çok da önemli değil. Ve başka da yapacak bir şey yok gibi burada arkadaşlar. Bu karakterlerle konuşursam bana bir şey vermeyecekler muhtemelen. Ve başka atnalı almıyoruz. Güzel. Taşıma kapasitemizi böylelikle birazcık arttırdık. Ve tam gaz şunu da toplayayım. Yola devam edeceğiz. Öncelikle kuzeye doğru. Şehre uğrayalım. Ve questimiz var mı? Quest de yok şu anda. Aslında şurada şeyler var. F
ufak tefek questler var aslında. Bunları yaparız ya. Uğradığımız yerler ama çok da kurcalamadığımız yerler bunlar. Bayağıdır şehre uğramıyoruz. Bakalım Stormcup ne alemde? Quest. İki tane quest'i bitirdik arkadaşlar. 375 para gelecek total. Şahane, 700 paramız oldu. Ve Easy Quest'ler henüz bitmemiş, henüz bitmemiş. Ben halen riske atmıyorum arkadaşlar. Ve Easy Quest'leri yapmak istiyorum. 3 tane maksimum quest alabiliyorsunuz. Ama buradan bir şey verebilirseniz skill'e 4 tane alabiliyorsunuz. Mesela şuna verdiğiniz takdirde. O yüzden buna veriyorum ben. Artık 4 quest alabileceğiz. Ve bir çeteyle kapışmamız gerekiyor. Acaba yok, gayet yakında. Aynı questleri mi yapıyoruz, onu merak ediyorum. Amatör avcılar. Ormana avlanmaya gitmişler. Vesaire. Yok, bunların hepsi yeni questler arkadaşlar. Enteresan. Onu da aldım. Rat Infestation. Farelerle ilgili bir quest. Buna bulaşmayacağım arkadaşlar. Zor olduğunu duydum. Ve geçen bölüm gittiğimiz mezarın questi de var. Buna da bir süre bulaşmayacağım, almayacağım. Bunlar beni çok korkutuyor açıkçası. Tırsıyorum o questlerden. Burada neler var alabileceğim? Pek bir şey yok. Para biraz harcayabiliriz aslında. Yiyeceğimiz de var. Şu anda iyi bir konumdayız. Ben bir karakter daha almak istiyorum. Güzel okçu ama çok gereksiz yetenekleri var. Meslek experience alıyor. Defansı yüksek. Yani okçuyla alakası olmayan yetenekleri var. Sen nasıl bir tipsin? Ha, mızraklı bir karakter çok istiyorum arkadaşlar. Yok çünkü ve şu mızrağı vereceğim. Taşıma kapasitesi artmış. Yani şahane bir karakter. 15 maaşı mı var? Oha, ayının kaç maaşı var mesela? 16, tamam. Anlaşıldı. Ve koşma yeteneği var. Yani bir tane mızrakçımız şahane olurdu ama acaba çok mu abartıyorum? Mesela illa çok spesifik bir karakter bekliyorum. O gelmeyecek belki hiçbir zaman. Alabilirim arkadaşlar bunu. Alabilirim. Son karaktere de bakalım. Çünkü bu da tank bir tane. Dexterisi fazla. Çok gereksiz, çok gereksiz. Ben bu mızraklı arkadaşı alıyorum arkadaşlar. İdeal değil. İdeal değil. Ama yetenekler kazanır ileride yavaş yavaş bizimle beraber. Taşıma kapasitesi de birazcık destek olur bize şimdilik. Strength'i biraz artmış. Constitution'u var. Willpower'ı var. Fena değil, ben sevdim bu arkadaşım. Haydi alalım. Ve 70 influence, 126'da para veriyoruz. Gayet iyi, gayet uygun. Ve 7. karakterimiz de, atları saymazsak, aramıza katıldı arkadaşlar. Idna. Bunun şimdi mızrağı var. Yani uzaktan vuran bir hayvan hayal etmeye çalışıyorum. Uzaktan. Şimdilik leopar diyeceğim. Uzaktan vuran hayvan aklıma gelmedi çünkü range hayvan. Bilmiyorum. Leopar olsun bu. Ve mızrağıyla aslında birden fazla vuruyor. Bam bam bam. Leopar da öyle hani pençe atar ya. Neyse, isimleri çok abartmaya gerek yok. Ve ne yapacağız, ne yapacağız? Bu strength karakterimi öncelikle onu anlamam gerekiyor. Çünkü mızrakları hiç kullanmadım. Evet. Silah strength veriyor. O zaman strength karakteri. Dexterity mi emin olamadım. Evet. O zaman STR odaklı olacak arkadaşlar. Ve can da kasabiliriz, damage da kasabiliriz. Ne yazık ki gelmedi ikisi de. Kariyer planıyla canını arttıralım öncelikle. Bir sonraki level'da da 2 geldi. Critical hit'ini arttıralım. Evet, damage odaklı olacak arkadaşlar bu. Çok ön hatlarda olmayacak, o kadar tank olmayacak ama yine warrior tarzı bir karakter. Ne skill gelsin? Bir şey öldürdüğünde veya buna veriyorum arkadaşlar. Düşmanın yanında olduğunda ama onunla direkt kapışmıyor olduğunda puan kazanacak bu karakter. Ki tanklar tanklayacak, bu yandan vuracak. Güzel. Hoş geldi aramıza Leopar. Bunların tipini değiştirebiliyor muyum? Bilmiyorum. İleride bakarız ve bir tane meslek de verebileceğiz kendisine. Bütün meslekleri yaptık şu anda galiba.
Neyse, kampa gittiğimizde mesleği veririz arkadaşlar. Questimizi aldık ve daha fazla şu adamla da konuşalım. Bu, evet, her bölüm bilgiler sunuyor arkadaşlar bize ama bu bilgilere biz şans eseri denk geldiğimiz için haritada bence almamıza gerek yok bunu. Bir şekilde buna da denk geleceğiz. Diğer hepsini açmışız, bulmuşuz. Bulmuşuz şu anda. Zor kelimeler. Forge'da bir şey yapabilir miyim? Forge'da çalışan karakterimiz yok. Mesela şey yapabilirim bu yeni karakteri. Leopar'ı. Blacksmith yapabilirim ve STR bonusu veriyor. Bence çok yakışır. Zaten damage odaklı olacak. Ve hançeri ne yaptım? Tahtacı yaptım. Güzel arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane mesleğe böyle adım atmış olduk. Ama tarifimiz yok açıkçası pek. Derken artı 10 armor veren güzel bir şey var. Bir tane şundan yapalım Forge. Hayda, bunun da mini game'i varmış. Kırmızı olduğu anda tıkla diyor. Peki. Niye tıklayacağım hocama? Oldu mu? Oldu galiba. Oldu. Ve hepsine tıklayabildiğim için 10 yerine 11 bonus geldi. Teşekkürler. Bir tane armor yaptık. Başka da bir şey yok arkadaşlar burada çok rahatlayabileceğimiz. Malzeme de almayacağım. Tamir aletlerim vesaire var. Ve mızraklı karakterimize, daha doğrusu Leopar'a, şu mızrağı da takalım. Of, şahane oldu. Yeni armor da takalım. Üstündeki 8 veriyor. Bu 11 verecek arkadaşlar. Ve tamamdır gibi. Şimdi biraz inventory'yi boşaltabiliriz burada. Neler satalım? Şunu sattım. Hop, nereye tıklıyorum? Şunu sattım. Şu dagger'ı sattım. Eski armor'ı sattım. Tarifi okuyacağız. Ve güzel, inventory'mizde yeterince yer açıldı arkadaşlar. Maceraya atılmaya. Bence hazırız. Haydi çıkalım. Burada ilacımız var mı? Şunları dizelim. 4 tane var. Bence yeterli şimdilik. Haydi şuraya gidelim hızlıca. İlaç da craftlayalım yapabilirsek. Kim yapıyor? Şahin yapıyor. Haydi 3 tane ilaç yapalım. Hem experience kassınlar. Level atladı mesleğinde. Tamamdır arkadaşlar. Bütün hazırlıkları yaptık. Bir süre yolda olacağız çünkü. Tuz. Marketten tuz alalım. Yemek yapacağız. Habire atladığım şeylerden bir tanesi. Kim satar tuzları? Bunda yok. Bunda yok. Sen? Satıyor. 10 tane. Ağırlığı ne bunun? 0.3. Alıyorum arkadaşlar, dolduruyorum. 10 tane aldım. Üzümlerin de fiyatı düşükmüş ama 7 günlük yemeğim var şu anda. Gerek yok. 10 tane daha mı alsam? Aldım arkadaşlar. Hepsini aldım. Çünkü yemek yapacağım. Boş durmasınayım. Ve başka da bir şey yok anladığım kadarıyla yapacağımız. Şu puanları da verelim. Epey bir hazırlık yaptık şaka maka. Ve questlere gidebiliriz. Haydi güneye doğru ilerleyelim. İlk şunu bitirelim. Ve totalde 8 meslek var yanılmıyorsam. Şöyle bakarsanız. 10 tane varmış. 10 tane varmış. Yani 3 kişi daha alabilirsek meslekleri fullemiş olacağız. Ama insan aldıkça maaş ödememiz, maaşlar artıyor. Yemek gideri artıyor. O yüzden orantılı genişletmemiz gerekiyor partiyi. Mesela yemek şu anda 25 tüketmemiz gerekiyor. Çünkü hem at geldi aramıza yeni bir tane. Hem de karakter geldi arkadaşlar. Çok da abartmamamız gerekiyor. Şurada hızlıca balık tutayım mı? Evet, meslek değiştirdiğinizde dediğim gibi sıfırlanıyor diye biliyorum meslek experience'ı. O yüzden o da level atladı. Tecrübeli oldu. Ve level atladıkça aslında daha fazla bonus geliyor. Mesela kurt yapıyor değil mi bunu? Mesela bakarsanız arkadaşlar level 3 mü ne oldu? 2 willpower artı 3 critical hit vesaire geliyor. Ve yeni tarifler açılıyor. Evet, rastgele şeyler artık gelebilecekmiş mesela, öyle yazdı balık tutarken yeni level'ı sayesinde.
O yüzden şahane aslında meslekleri kasmak. Bir tane de madenciye ihtiyacımız var şu noktada. Tahta geldi mesela. Süper, süper, süper. İnventörümüz bence yeterince yer var. O yüzden dert etmeye gerek yok. Güzel balıkları da tuttuk, çıkabiliriz. Şimdi, aksiyon bizi bekliyor. Şurada bir grup var. Bunlar mı? Bunlar arkadaşlar. Ve haydi kombata girelim. Evet, yeni bir şey de öğrendik arkadaşlar. Mesela bize doğru bakmıyorlardı ya, üstümüze koşmadılar. Biz arkadan saldırdık ve o yüzden pusu kurma fırsatımız olmuş. Ben bunu da bilmiyordum. Onlar bize doğru koşursa, çarpışsak normal bir savaş başlayacaktı. Avantajımız olacakmış savaşta. 6 kişiler. Bakalım nasıl bir avantajımız olacak. Güzel. O zaman savaşı başlatma yönteminiz de etkiliyor oyunu. Of, bayağı bir dezavantajları oldu. Ne yazıyor? Şaşırmışlar. Daha çok, %10 daha çok damage yiyecekler. Okey, bu gayet önemli arkadaşlar. Ve kaç kişiler? 1, 2, 3, 4, 5 kişi burada. Altıncısı nerede? Burada. 6 kişi ortadalar arkadaşlar. Liderli 2 tane okçu var. Okçular ortada duruyor. Diğerlerinin hepsi asas gibi duruyor. Ve liderleri öldürmek acaba ne etkiliyor oyunda? Crit şansı %30'muş. Gayet tehlikeli. Liderleri. Tamam. O zaman haydi yerleşelim. Kirpi burada. Ayı burada. Okçumuz burada durabilir. Leoparla çakal burada durabilir. Evet. Dikkatli bir şekilde dizmem gerekiyor arkadaşlar. Kirpiyi buraya alayım. Buradan girsin okçuya. Okçuya sokacağım. Kurt arkadan gelir. Ayıyı da şu okçuya daldırtacağım. Sonra diğer karakterler de gelebilir. Aynen. Kirpi ile başlıyoruz arkadaşlar aksiyonu. Ve ilk okçusuna kafa atıyor. Şahane. Armor'ını kırdık bile. Hatta Valor Point kazandık. Kullan gitsin. Suratına tekmeyi de bastık. Oh, hepsi tepesine binecek kirpinin. Hoş olmadı. Çok ortaya aldık. İkinci olarak arkadaşlar ayıyı alacağım. Ve ne yazık ki yetişemiyor. İşte çamurda başladı çünkü karakter. Çok üzücü ama ben yine ortaya atacağım arkadaşlar, agro alsınlar diye. Şöyle bir şey bastım. %70 daha az damage yiyeceğiz bir sonraki turn. Ve kim sıksın, kim sıksın. Şahin bence ufak tefek katliam yapmaya başlasın. Kime girsek. Okçularına vuracağım arkadaşlar. Of, 21 crit vurdum. Ve birazcık yaklaşabiliriz ama ayı tuzağı var. O yüzden dikkat etmem gerekiyor yürürken. Diğer saldırıyı yapmayacağım şimdilik. Oo, üstümüze geldi liderleri. Çakal eriyecek. Ah, çakal eridi. Liderleri arkadaşlar, şahane bir damage'ı var. Çakal da durur mu, verdi karşılığı. Bu ne yapacak? Ayıya geliyor. Tamam, fena değil. Fena değil. Hançer ne yapsın? Hançer bence liderlerine dalsın arkadaşlar. Şöyle arkadan. ...12. Şunu da kullanıyorum. Süper, erittik sayılır. Hatta bunu da kullanıyorum ve liderlerini öldürdüm. Erittik. Moralleri çakıldı arkadaşlar.
Bakalım ne yapacaklar. Birazcık eziyorlar şeyi. Kirpi. Yapacak bir şey yok. Kurt hemen desteğe gitsin. Ve leopar halen vuramadı. Ve vuramayacak da muhtemelen. Aşırı uzakta çünkü. Şu aşamada. Neyse, yavaştan yaklaştıralım meydana. Çünkü gördüğünüz gibi mızrağı olduğu için uzağa vurabiliyor. 4 kere 4 vuracak mesela. Kullanamadık henüz. Ne yapıyor okçu ya? Oo. Oradan nasıl vurabildi? Kendi karakterinin içinden vurdu. Tebrik ediyorum. Ve leopar vurabilecek mi? Evet arkadaşlar, vurabilecek. Şöyle uzaktan. Ya da arkasına da alabilirim. Ve Valor Point kazanacak çünkü birebir savaşmıyor. Ama yanında düşmanın. Bakalım nasıl. Of of. Okuyamadım bile. 6-4-4-4. 18 vurdu. Gayet iyi. Gayet iyi. Güzel bir DPS olacak arkadaşlar leopar mızrağıyla. Ve dediğim gibi Valor Point'i kaptı. O okçu nasıl vuruyor oradan bilmiyorum. Ama kirpiyi kurtarmamız lazım arkadaşlar. Kirpiyi çekmem lazım oradan. ...15 vurdu crit. Şahanesin. Kirpiyle ne yapacağız bakalım. Şu adamı tekmeleyerek öldürüyorum. Tekmeleyerek öldürmek. Knockout. Bayıltma opsiyonu geldi arkadaşlar şu karakteri. Ve köle olarak satabiliriz. Haydi yapalım. %100 ihtimal. Daha önce hiç insan yakalamamıştık değil mi? Zincir kullanarak arkadaşlar... ...kirpi... Tyrannical diye bir tane yetenek, tiranlık diye bir yetenek kazandı. Ah oh, çok iyi. Kampımızda arkadaşlar tutsak olan birisi varsa willpower'ı artıyor. Yani çok kasınç bir yetenek kazandı. Neyse, bir turn daha geçelim. Ölmek üzere bu arada. 3 canı kaldı sadece. Dayan. Dayan. Şöyle nişancılıkla şu adamı biraz hırpalıyorum. 19 vurdu, şahane. Şunu da kullansam mı acaba? Haydi kullanalım ya, ne olacak? Çizime mi saklayacağım? İndirdim arkadaşlar. Kirpiyi kurtardık ama zehirlendiği için 3 canı gidecek bir sonraki el. Yani 0'a inecek canı ne yazık ki. Aa, o yüzden sıkıntılı bir durumdayız. Ançeri piyasaya sokuyorum. Ve bunu da indirdik. Of. Ve pes edecekler muhtemelen. O yüzden kabul edeceğim. Çünkü kirpi arkadaşlar poison'dan ölebilir. Aa, evet. Kabul ediyorum zehirlenmesin diye. Fena değildi. Yani çok zor değildi ama zorlayıcıydı. Kirpi tough. Sert. Dayanıklı diye bir yetenek daha kazandı. Kaç tane yeteneği oldu? Yaralanmama ihtimali var. Güzel. Yaralandı galiba arkadaşlar. Aşil tendonunu falan parçaladı. Şunu bir iyileştirelim medicine'la. Onun dışında güzel bir armor geldi. Bunları lootlayalım. Tamir edelim. Evet, quest'i bitirdik. Bir tane de tutsağımız var artık arkadaşlar. Ve... tutsağı arkadaşlar hapishaneye götüreceğim şimdi. Nerede olduğunu hatırlarsam. Burada. Kuzey doğuya doğru ilerleyebiliriz. At level atlamış. Hemen Constitution'a verelim. Of, iki tane süper, taşıma kapasitesi arttı. Yetenek kazanıyor atımız.
Taşıma kapasitesi 10 artıyor. Mükemmel. Savaşabiliyor ve zırh giyebiliyor. Ohoho. Yani hiç öyle kasmadım bu atı. Tamamen şey yaptım. Bence taşıma kapasitesi artmış. Artsın. Bir sonraki ata belki savaşçı yaparız. Nasıl savaş mekanikleri var bilmiyorum hatta. Riske atmak istemiyorum. Riske atmak istemiyorum. Ölür falan sonra inventory'miz şişik bir şekilde dağın tepesinde kalırız arkadaşlar. O yüzden yani içgüdüsel olarak atı savaşa sokmak gelmiyor içimden. Ve şuradan hapishaneye gidelim. Şu tutsağı bırakacağız arkadaşlar. İşin güzel yanı zinciri geri alıyoruz diye biliyorum kullandığımız. Onun dışında para falan ya da influence verecek. Son olarak da şu anda şu metremiz doldu ya 50. Onu düşürecek arkadaşlar. Güzel bir aksiyon yaptığımız için. Yani şahane oldu. Şu anda onu alıp satmamız. Kamp yapmayacağım çünkü tutsağı da doyurmam gerekecek arkadaşlar. Şu anda kamp yaparsam. Hızlı bir şekilde tutsağı satacağım. Sonra kamp yapacağız. Ve şu arkadaşla konuşuyorsunuz. Ve 20 eksiltiyor arkadaşlar şeyi. Şunu. Başka bir şey yok mu? Para yok mu? Bu adam değil mi? Evet, 60'da para veriyor. Yani fena değil. Fena değil. 3 kişi yakalasanız 180 cepte. Teşekkürler. Ve 20'de düştü bu. Onun dışında inventory'yi boşaltmak istiyorsak şu dagger'ı bırakabiliriz. Zincirimizi geri aldık. Ve yapacak başka da bir şey yok burada. Başka zincir ip istiyor muyum? Yok, istemiyorum. Zinciri geri aldım mı ya? Bir tane zincir var. Hadi bir tane daha alalım. Belki işimize yarar arkadaşlar. Bu berber takımı ne onu halen çözebilmiş değilim. Araştırmam lazım belki de. Tamamdır. Başka yapacak bir şey yok arkadaşlar burada. Tutsakları da alabiliyorsunuz ama rezalet karakterler oluyorlar. Yaralı vesaire tipe bak. O yüzden muhtemelen tutsak almayacağım. Yine de bir bakıyorum. Belli olmaz. Evet. Güzel yetenekleri yok arkadaşlar. Bunlara bulaşmıyorum. Ve ilk köle ticareti, tutsak ticaretimizi de yapmış bulunuyoruz. Şimdi dinlenmemiz gerekiyor. Yoldan birazcık uzaklaşacağım. Şöyle deniz kıyısına gidelim. Ve bakalım saldırı ihtimali kaç burada? 0. Güzel. Şimdi kampta yapacak çok şeyimiz var. Yeni karakterlerimiz geldi. Leopar. Leopar'ı ateşe koyabiliriz, çadıra koyabiliriz. Çadıra koyarsak Valor kazanacağız galiba. Atımızı bir şey yapamıyoruz. Atları şuraya alalım, yan yana. Ve sandıkta bir materyal vardı. Halen şey düşüyor bunun. Şimdilik ellemiyorum. Crafting'e gelelim. Kirpi experience doldu artık. Lockpick vesaire, piton. Bunların hepsi var. Hitching post. Atları arkadaşlar taktığın bir şey bu. Kampa kuracağız. Taşıma kapasitesi artıyormuş atların. Aa süper süper süper. Tuzla mı yapılıyor? Ne? Atlar yiyor herhalde. Ve bütün tuzları harcamak istemiyorum. O yüzden şimdilik sadece bir tane yapacağım arkadaşlar. Çok güzel. Çok enteresan şeyler var oyunda ya. Çok şey keşfedeceğiz gerçekten. Hiç internette görmedim bunları. Nereye koyalım? Şuraya koyalım arkadaşlar. Ve orijinal atımızı buna ekledim. Birden fazla koyabiliyor muyum? Şöyle yapınca koyduk galiba. Evet, koyabiliyoruz. 5 tane koyabiliyoruz galiba. Şöyle tak tak tak. Güzel, iki tane craftlamamışım. Ve taşıma kapasitemiz 20 daha arttı. Süper. Şuralardan bir experience'lar geldi arkadaşlar. Şuna basıyorum. Ve 200'e çıktı. Çok güzel arkadaşlar. Çadıra koydum birini. Hançer burada neler yapıyor? Flanking yapsın.
crafting. Şimdi yemek de pişirelim. Biraz ayının level'ı yükselsin arkadaşlar. Ekmek yapacağız 4 tane. Level atlamadı. Başka da bir şey yok. Çok tarifimiz yok ne yazık ki şu aşamada. Ve her şeyi fulledik arkadaşlar. Devam. 25 yemek tüketmeye başladık artık. Ne yapalım? Şu fasulyeler de şahaneymiş ya. Bayağıdır götürüyor bizi. Tamamdır. Yemeği de bastık ve dinlenebiliriz. Bakalım dehşet bonuslar gelecek. 4 tane Valor kastık. Mutluluk full. Bunları ürettim. Süper. Ve gönül rahatlığıyla bir sonraki quest'e gidebiliriz. Maaşları ödeyeceğiz bir sonrasında. Ve evet. Bir sonraki quest nerede? Şuralarda. Burayı hiç keşfetmedik. Direkt batıya doğru yardırabilirim buradan. Ve bakalım nasıl maceralar bizleri bekliyor. Şu yaban domuzlarına girmek istiyorum. Mesela arkadan gireceğim. Yes. İşte bu. Evet. Şey kazandık. Avantaj kazandık. Bunu öğrendiğim çok iyi oldu. 4 tane yaban domuzu, bir tane de dominant şey var. Liderleri herhalde. Birazcık et toplayalım arkadaşlar bunlardan. Hatta yakalayabiliriz de. Şaşırdılar. Sürpriz. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Canlara bak. 50 canı mı var? Aa, oyun arkadaşlar adaptive yaptık diye gerçekten ben ne kadar kuvvetlenirsem o kadar kuvvetleniyor. Böyle yaban domuzum olur ya. Herkesi sola alıyorum. Şimdilik sonra yerleştireceğim. Evet, şimdi şunu ayıyla arkadaşlar şu ortadan dalacağım. Üst tarafta da kirpiyi koyalım, tanklayacak. Bu ikisi tanklayacak. Sonra diğerleriyle de gireriz. Onun dışında dağılımımız fena değil. Evet, ayıyla başlatıyoruz kombatı. Şuraya koyuyorum arkadaşlar. 50 can çok iyiymiş gerçekten. Ama en azından zırhları yok değil mi? Öyle düşünebiliriz. 3 vurdu ya. Tamam, sıkıntı yok. Şu liderleri korkutuyor sadece benim. İkinci karakter olarak da Kirpi arkadaşlar. Onu da buraya salıyoruz. Şöyle koyalım. Çok az vuruyoruz. Vur gitsin. Hançer Bey. Hançer Bey'i şuraya alsam ikisine vurabilir mi acaba? Vurabilir bence şöyle alsam. Deneyeceğiz arkadaşlar. Göremiyorsunuz yerleştirmeden. Aa, vuramadı. Vuramadı ama yukarı alsam bir gıdım daha o zaman da diğerine vuramayacak değil mi? Vuramıyormuş. Üzdü. Neyse sadece buna vursun şimdilik. Takılsın orada biraz. Evet. Yanındaki her arkadaş için Valor Point kazanıyor. Edersen. Ve Şahin'i alalım ortaya. Ve nişan alacak. Herhangi birine vurabilirim. Liderlerine bile vurabilirim. Şuna vuralım. Şimdilik. Güzel. Liderleri halen oynamadı. Acaba ne kadar kuvvetli? Çakalı da getiriyorum arkadaşlar piyasaya. Yanlış bir şey yaptım. Bu silahıyla etrafına vuruyor. O yüzden bu kadar yakını almamam gerekiyor. Şimdi galiba yırttık. Çok güzel. Ve dinlenebilirsin. Şimdi liderlerine dalmak istemiyorum. Ayıya dalsın istiyorum o. O yüzden
Yani şuraya yaklaştırmamam lazım. Biraz kötü bir lokasyondayım. Şöyle çekeceğim. Dalmayacağım arkadaşlar. Çünkü kaç vuracak bilmiyorum. Ayının tanklaması lazım onu. Yapacak bir şey yok. Halen liderleri oynamadı. Ve aynı şekilde mızraklı karakteri de çok yaklaştırmak istemiyorum. Şimdilik şuraya alacağım. Ve diliyorum ki ayıya dalacak bu. Evet, ayıya daldı. Of, 12 crit vurdu. Artık yaklaştırabiliriz. Şuraya alacağım arkadaşlar. Buradan bence yetişebilecek. Umarım ki. Yes, mızrağıyla. 16 vurdu. Fena değil. Hançer halen ikisine vuramıyor ne yazık ki. Öyle bir pozisyon alamıyor. 11 crit, fena değil. Çok fazla canları var ya. İkisini aynı anda vuruyorum. Şahane. Hatta bunu da indirdim. Çakal gerçekten katliam çıkardı. Ah, zehirin üstünden yürüttüm. Cesetlerde zehir kalıyormuş. Dikkat etmek gerekiyor bundan sonra. Etrafını saralım şöyle. Yakalayalım hadi. %53 olmadı. Canı ne kadar azsa ihtimal o kadar yükseliyor arkadaşlar ama yakalayamadım. Hatta ben bunu öldüreyim. Uğraşmayalım. İki tane kaldılar. Bunu da indirdik. Sadece liderleri kaldı. Pes etmek istiyor. Liderden belki enteresan itemler düşüyor arkadaşlar. O yüzden hayır diyorum. Liderleri öldürelim. Etrafını sarıp harcayacağız şimdi onu. Yakalayabilir miyiz bilmiyorum liderlerini bu arada. 14 fena değil. %56 ihtimal. Ne yapalım? Nişan yapalım. %100'e çıkıyor nişan aldığınızda. Gayet iyi. Ve... şuradan nişan alırsam vurabilecek muhtemelen. %100. İndirdik. Yakalama fırsatım olmadı. Fena değil. Yaralanan sadece çakal oldu. Ve... Neler neler çıktı arkadaşlar. 5 tane ceset, 15 diş, 3 et. Beklediğinden biraz az çıktı açıkçası ama... Evet, 20'ye yakın yemek bulduk. Lootlayalım. Ve bir sürü tamir aleti kullanmamız gerekti ne yazık ki. Yine fena değil. Güzel experience da geldi. Tamamdır. Şimdi batıya doğru ilerleyebiliriz. Demek oluyor ki arkadaşlar savaşı başlatırken dikkatli olmamız gerekiyor. Ve bize doğru koşmamaları gerekiyor. Biz arkadan saldırırsak %10 atak bonus az değil yani. Özellikle böyle bir oyunda bütün bonusları kullanabileceğimiz, kullanmamız gerekiyor. Şu yemek tarifini halen açamıyoruz değil mi? Yok, bir level atlaması gerekiyor. Bir level atlasın ve açabileceğiz. Hoppa. Mesela. Haydi saldıralım arkadaşlar. Bombacı mı? Bombacı ne demek? Level 3'ler. Bence alabiliriz. Bence alabiliriz bunları. Öyle aksiyona giresim geldi. Çünkü bölümün başı çok yavaştı. Bu arada bir tane armor'ı giydirmemişim, onu şimdi fark ettim ne yazık ki. Neleri var arkadaşlar? Bombacıları var. Yani zehir bombası atıyor olabilir. Muhtemelen öyle bir şeyler yapıyor. Yani buna kafa atmam lazım. Bir an önce. Onu da şöyle yapacağım.
Şuradan arkadaşlar ayı buna binecek tepesine. Fena değil. Şöyle yapalım. Evet. Hançer orada, kirpi orada. Fena değil. Ayıyla başlıyoruz arkadaşlar. Direkt. Çok mu intihar ya buraya girmek? Yok ya, armoruma güveniyorum. Bombacı ne yapacak onda bilmiyoruz. Patlatıyormuş kendini. Efsane olur. Sekiz mi? Yapma be. Çok güzel. Hiçbir şey yapamadı bombacı arkadaşlar. Yumruk attı. Yan yana olduğu için bir şey yapamadı. Ve şimdi kirpiyi de arkadaşlar tankı yolluyoruz. Güzel, güzel, güzel. Tanklarla tepelerine bindik. Birazcık kıstırdık şu anda onları ortada. Tekmeyi basıyorum suratına. Ve Hançer Bey eritmek için aralarına girecek şimdi. Üçüne birden vuramıyor. Şu ikisine vurabiliyoruz. Fena değil. Fena değil. Diğer yeteneğimizi de kullanalım. Gayet iyi. Hatta şunu da kullanalım ve bir adamı sildik. Çakal. Çakal etrafına vuruyor arkadaşlar. Kendimi hatırlatmam lazım. Yani şuraya alabilirsem ikisine de vurabileceğim. Şu bana vuracak ama aynen öyle. Çok güzel, 24 damage. Ve ikisini de zehirleme fırsatım da oldu. Ne yazık ki dayak yiyecek biraz ama olsun. Leopar aksiyona atılıyor. Şöyle arkasını alalım. Ve mızrağa karşı çekiç. 17, 18 vurduk. Gayet iyi, gayet iyi ya. Mızrak, bam bam bam. Hiç fena değil. Ve kurt arkaya alalım şöyle. Harcasın onu. Of, 18 crit. Çok iyi. Ve zehir arkadaşlar kaldığı yerde. Yürürken dikkat etmem gerekiyor. Zehrin üstünden yürürsem bulaşıyor çünkü. Mesela şuna vuramıyoruz. Yapacak bir şey yok. Karakterlerimiz kilitledi yolu. Hançer'in armor'ı gitti. 16 çok güzel. 10 daha vurduk. Aldık arkadaşlar savaşı. Zorlamadı. Zorlamadı. Ama quest vesaire değildi. Öyle. Ha, yakalayalım adamı. %85. Bir tane köleyle gezelim. Yes. Ve arkasına geçmeniz gerekiyor yakalamak için. Ama bunu da yakalamak istiyorum arkadaşlar. Çakalla arkasına geçeceğim. Ve %75. Deneyelim. Acaba çöpe gidiyor mu yapamazsak? Elimizdeki şey. Zincir. Biraz üzücü olur çünkü para verdim o kadar. Ama çakaldan kaçar mı? İki tane daha tutsak aldık arkadaşlar. Tamir edelim armor'ımızı. Tamir şeyimiz kaldı mı? Kaldı 16 tane. Bir tane level 3 arkadaşlar. Two-handed weapon geldi. Gayet güzel duruyor. Bir tane level 3 balta geldi. Başka hiçbir şey yok mu adamlarda? İki de tutsağımız var arkadaşlar. Bunlar dalıyor mu bize? Yok. Quest'e doğru ilerlemeye devam edelim. Aslında götürüp hapishaneye vermek de çok mantıklı bir karar. Bunlar mülteciymiş arkadaşlar. 3 tane ekmek verip influence kazanabiliyoruz.
6 günlük yemeğim var. Olsun, inventörüm boşalsın biraz. 3 tane yemek verdim bunlara. Ekmek verdim. Yeni pişirmiştim zaten. Kolay gelsin. Yolunuza devam edin. Şimdi şu armor'ı birisine giydireyim unutmadan. Çakala giydirebiliriz. 14 armor oldu. Güzel. Bunu kime giydirelim? Bunu da kurta giydirdim. Bu ne ha? Bu kim dedim bir an. Kölelerimiz. Kıymetli kölelerimiz. Şu two-handed weapon'ları hançere giydirebiliyoruz arkadaşlar. O elimdekinden daha iyi. Artı 4 strength veriyor. Çok güzel. Bu baltayı kime verebiliriz? Kimseye veremiyoruz. Tamamdır. Bütün itemleri yerleştirdik ve şu çiçeği alalım. Çünkü ilaç yaparken bu çiçeği kullanıyoruz. Bence önemli. Ve şu soru işaretini acaba? Buraya hiç uğramadık. Bakalım ne var burada. Wealthy Farm. İsmi mi zengin, wealthy yoksa zengin olduğunu mu simgeliyor? Bilmiyorum. Galiba ismi arkadaşlar. Evet, main quest'in son parçasını bulduk galiba. %80'ini tamamlamıştık çünkü. Son parçası olabilir arkadaşlar bu. Neler var? Şunu topladım. Mouse'u gezdiriyorum özenle. Yine herkes ağlıyor ve mutsuz acaba. Neler dönmüş? Siz paralı askerler misiniz? Oh tanrım, süper diyor. Sen bizim son umudumuzsun Obi-Wan Kenobi diyor. Kesinlikle size ödemek için bir yöntem bulacağım da ne istediğini söylemedi henüz. Kocamın arkadaşlarını uyarmanız lazım diyor. Gelip kurtarmaları lazım kocamı. İşte onları uyar, kocamı kurtarsınlar vesaire diyor. Kocasını birileri öldürmek istiyormuş. Biz de kocasının arkadaşlarına gidip arkadaşlar yardım bulacağız. Peki, ve sabun veriyormuş bize. Hadi bakalım. Gölün kuzeyinde yaşıyormuş kocasının arkadaşları. Buradan uzakta değil. Peki. Yaparız, yaparız. Bu adam kim? I am terribly sorry. I shouldn't have agreed to this, but we'd run out of food. We were starving. Yemeğimiz yok, acıkıyoruz, kusura bakma diyor. Ne alaka? Bu arkadaş kim? Village Chief. Köyün lideri hangi köy? Hayda, neler dönüyor anlamaya çalışıyorum. Mültecilere diyor ki ülkesinden kaçtı, geliyor bizim şeylerimizi çalıyor. Kimi kastediyor? Okay. Anlayacağız. Buralarda hiç sandık bir şey yok mu ya lootlayabileceğim? Mouse'u heyecanla gezdiriyorum ama galiba bir şey yok. Galiba. Kocası bir şey çalmış olabilir bu arada. O yüzden peşinde galiba bu. Hah. Tahılları hadi çalalım. 20-35 getiriyor. Getirsin. 5 tane. Cepledim. Ve başka da bir şey yok arkadaşlar. Kuzeyde dedi değil mi kocası? Kuzeyde, gölün kuzeyinde dedi. Hangi göl tabii ki de? Hiçbir fikrim yok. Evet, kocası bir şeyler yapmış. Öldürmek istiyor köyün lideri. O da kocamın arkadaşlarını bul, destek olsunlar vesaire dedi. Bakalım. Ben quest'e doğru ilerliyorum arkadaşlar. Olmadı, onu da yaparız. Yani çok bir acelemiz yok. Orada mahkumlarım da var iki tane. Onları doyurmam gerekecek ne yazık ki. Şey geldi. Şunu açarsam level atlıyoruz arkadaşlar burada. Süper. Çok enteresan skill'ler geliyor. Güzel bir şey bulalım. Maximum Valor Point. Zaten 8 gerek yok.
Çok gereksiz bir şey. Tamir materyalleri daha çok şey dolduruyor. Bu güzel. Bu çok güzel. Oyun boyunca kullanacağız çünkü. Weapon craftladığımızda statları %10 daha yüksek oluyor. Güzelmiş. 3 daha az yemek yiyorlar. Şahane. Satış fiyatlarını yükseltiyor. Geç. Armor craftlarsan bir tane daha upgrade şey oluyor. Tamam. Yemek ya da arkadaşlar tamir şeyine vermek istiyorum. Ben tamire vereceğim. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Böylelikle çok daha az tamir materyali. Bunlar ne? Hoppa. Bunlar şey, evet. Quest adamları arkadaşlar. Ama yorulmaya da başladım. Alabiliriz değil mi onları? Alırız. Hop, arkaların dönmelerini bekledim ve yardırıyoruz. Tepelerine bindik arkadaşlar. Ve bölümün sonuna da yaklaştık. Bir saniye, bunlar bandit değilmiş. Adam nasıl titriyor bakar mısınız? Avlanmaya geldik buraya ailemiz için. Bunlar mülteci yine buradaki hayvanlara. Buraya geldik, elimiz boş dönemeyiz, avlanmamız lazım diyor. Ya arkadaşlar, 5 tane balık verebiliyorum. Ki çok şanslıyım, var mı 5 tane balığım? Perch. Var, şu balıktan 5 tane verebiliyorum. Çok şanslıyım ve bana piton veriyor. Bu dağlardan inmemi sağlayan şey, güzel. Ya da ikna edebiliyorum arkadaşlar, 20 tane influence verip. O zaman da ip veriyor. Verelim arkadaşlar balık. Neden olmasın? Piton daha kıymetli çünkü ipe kıyasla. Influence'ım da var zaten. Verdim gitti balıkları. Afiyet olsun. İşte çok teşekkürler. Avlanmamıza gerek yok artık. Rica ederim. Ve quest de bitti galiba. Evet, 400 alacağımız var arkadaşlar. Questleri de bitirdik. Şahane. Ama biraz önce aldığım quest kafamı karıştırdı. Gölün kuzeyinde dedi. Şu gölden mi? Şu göl mü? Gölün kuzeyinde yaşıyor. Şu herhalde. Ya da bütün haritayı açmadığımız için alakasız bir yerde de olabilir arkadaşlar. Bir sonraki bölüm çözeriz onu. Ve ufaktan bir kamp yapıp veda edelim sizlere. İki tane mahkumumuz var artık arkadaşlar. Bunların kaçma ihtimali var. Üstüne tıklarsanız yazıyor muydu? Bu adam çok iyiymiş bu arada. Dexterity bonusu var. Ve okçu. Ben bu adamı almayı çok isterim. Ve Constitution'a abanmış ama. Dexterity yerlerde. İstemem, vazgeçtim. Bu. Yani. Strength'i yerlerde. Ama yaralı. Neyse, şimdi bunlarla ne yapacağım tam bilmiyorum arkadaşlar. Kaçma ihtimalleri var. Şöyle takılsınlar şimdilik. Bir yere koyabiliyor muyum? Çalıştırabiliyor muyum? Yerleştirebiliyorum arkadaşlar bir yere. Çalışsınlar o zaman. Çadıra koyuyorum ikisini de. Valor Point üretecekler. Ve bir şey pişirebilir miyiz? Hatta işçi olarak da çalıştırabiliyorsunuz. Mesela yemek pişirtebiliyorsunuz arkadaşlar. Tuzlarla arkadaşlar ne yapalım? Biraz yemek yapalım. Ve level atlayacak ayı. Atladı. Ve böylelikle yeni tarifi, yemek tarifini verebileceğiz ayıya. Şu. Direkt açıyor buradan. Süper. Knowledge kullanmamıza gerek yok. Üzüm gerekiyor arkadaşlar ve... et gerekiyor. Matının Türkçesi pirzola yanılmıyorsam. Bonus strength de veriyor. Demek ki kaliteli yemekler bonuslar da sağlıyor bizlere. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şunu sandığa koyalım. Çaldığımız şeyleri. Atlar burada takılıyor. Çadırda bir şey yok. Bir şey craftlayabilir miyiz? İp. Hadi iki tane ip yapalım. Ve şundan demir kalmamış. Biraz demir toplamam gerekecek. Tamam, burada da bir şey yok. Son olarak yemek. Yeni tarif.
Yok, tahılları ağaç, alınan tahılları arkadaşlar. Bu da enteresan. Mesela yemekte kullansam nasıl olacak? Kullanabiliyorsunuz. Çok önemli bir detay bence. Ve çalınmış şeyleri uçuruyorsunuz böylelikle inventörünüzden. Yemek yaptığınız takdirde ve yaptığınız yemek elbette çalınmış gibi gözükmeyecek. Aa, güzel. Bunu öğrendiğimizde güzel oldu arkadaşlar. Ve yapacak başka bir şey de yok anladığım kadarıyla. Yeni bir çadır malzemesi ya da kamp malzemesi craftlayamıyoruz. Evet, huzur içerisinde dinlenebiliriz şu noktada. İçkilerimiz var, bunları vermiyorum. Mutluluğa ihtiyacım yok. Ve şöyle ekmekler şahane. Şeyleri doyurmamız gerektiği için hapishane adamları. Türkçesi nedir? Mahkum diyelim. Hapishane adamı arkadaşlar. Mahkum yerine kullanabileceğiniz kelimelerden bir tanesi demek ki. Ve evet, epey bir doyurmamız gerekiyor. Maaşları ödüyoruz. Ve mutlu mutlu dinleniyorlar arkadaşlar. Bir sonraki bölüm şu mahkumları teslim edeceğiz ve şu kadının kocasını kurtarmaya çalışacağız. Ben internetten hızlıca bakacağım. Çünkü gölün kuzeyi nerede bilmiyorum açıkçası. Saatlerce onu aramayalım. İnternetten bakacağım quest'e. Ve bir sonraki bölüm tam gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Ve şekillendi diyor ordun. Ve birisine Lieutenant onbaşı olabilir. Onbaşı yapabilirsin diyor. Nasıl yapıyoruz? Kimi yapalım? Ayı yapalım tabii ki de. Yetkili abimiz. Kaptanımız, liderimiz arkadaşlar. Yüzbaşı, hançer. Onbaşımız da kendisi. 100 şey harcamamız gerekiyor. 2 tane de maaş artıyor. Bize ne getirisi oluyor? Onu bilmiyorum. Evet ve kafasına ufak bir taç geldi. Bunlar ne? Salabiliyoruz karakteri. İsmini... Bilmiyorum. Şahin de konuşmak istiyor arkadaşlar. Haydi konuşturalım. Dünya hayal ettiğimden daha büyük diyor. Bütün hayatımı seyahat ederek geçirebilirim ve aynı yeri 2 kere ziyaret etmeme bile gerek olmaz. Bunu seçeceğim arkadaşlar. İlişkisi artacak etrafındaki insanlarla. Ve 15 tane de şey kazanıyoruz. Şahin'le, işte çakalla. Atla ilişkisi arttı. Şahane. Şahane arkadaşlar. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.